Demirci ilçesindeyiz ve Sercan Bilgi ile konuğuna şimdi sözü bırakıyoruz. Haktan Ünsal, tabii AK Partili belediyelerin bir hedefi var, bir amacı, bir gayesi var. O da ne? Özellikle yerel hizmetlerle birlikte yaşanılabilir kentler oluşturmak. Vatandaşların refah seviyesini, yaşam seviyesini arttırmak. İşte tüm çalışmalar bu kapsamda yürüyor, bu kapsamda devam ediyor. Yani yapılan çalışmaları bizler ele almaya devam ediyoruz. Bugün de Manisa'nın Demirci ilçesindeyiz. Yani Halı kentteyiz. Çok şirin, çok sevimli bir kentteyiz. Ve buraya yapılan çalışmaları Belediye Başkanı Sayın Selami Selçuk'la birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz efendim Mahaber'e. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Ben buradan hemşehrilerime ve bütün ülkeme günaydın diyorum. A Haber'e de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Çok sevinim, çok şirin bir kentteyiz söyledik. Neden buradayız hemen onu söyleyelim. Biliyorsunuz, bakın belki arkada hemen ekranlara da yansıyordur. Bir inşaat alanındayız. AK Parti Belediyesi olarak sahadayız. Neden buradayız sizden dinleyelim. Demirci'nin şehircilik açısından ele aldığımızda şehir merkezinde bir eksiklik söz konusuydu. İnsanlarımız ihtiyaçlarını farklı mekanlarda karşılamak durumundaydı. Şehrimizin bir merkezi yoktu. Pazar yeri olsun, diğer önemli ihtiyaçları olsun, farklı mahallelerde gezmek zorunda kalıyorlardı. Biz öncelikle şehir merkezi oluşturalım istedik. Şu an inşaat halinde olan, üzerinde bulunduğumuz alan da bu inşaat. Bunun alt katı Demirci engebeli bir arazi. Kot farkı var. Alt katı pazar yerine çıkıyor ve gıda pazarı olarak biz dizayn ettik. Orta kat küçük çaplı bir alışveriş merkezi. Üst katta kent meydanı olarak düşündük. Gene bunları birbirini tamamlayan yatırımlar olarak şehrin girişiyle şehrin merkezi arasında bir çevre yolu yaptık. Şehrin trafik sıkışıklığı, hengamesi, bunları dikkate aldığımız zaman insanlarımızın kent merkezine gelmekte sıkıntıları vardı. Biz ekranda da izleyicilerimiz görebilir, şehrin girişinden kent merkezine bir çevre yolu yaptık. Aynı şekilde burası Demirci engebeli bir alan. Pazar yeri dolguyla elde edilmiş yaklaşık 45-50 yıldan beri. Bütün belediyeler sahip çıkmış, geçmiş belediyelerimiz. Onun sayesinde elde ettiğimiz bir düzlük alan var. Biz bunu daha da büyüterek pazar yerine ilave bir balık pazarımızı taşıdık. Farklı bir noktadaydı. Gıda pazarımızı taşıdık ve Demirci'nin geleceğini projelendirme açısından da bir organik pazar yaptık. Bu çok önemsediğimiz bir yatırım. Daha önceden ancak profesyonel pazarcıların gelip satış yapabildikleri bir pazarımız vardı. Yöre halkının ürettiği ürünleri sergileyip satabilecekleri bir alan yoktu. Ancak bazı günlerde açıkta, işte yazın güneş, kışın soğuk vesaire şartlarında satış yapabiliyorlardı. Biz bunları derledik, toparladık. Bir organik pazar, üretici pazarı yaptık. Bu sayede Demirci'nin ekonomisinde değişiklikler de zuhur etmeye başladı. Doğrudan biliyorsunuz güvenli alışveriş, güvenli gıda çok önemli bir kavram haline geldi ülkemizde ve dünyamızda. Büyük kentlerden buraya doğrudan üreticiden alışveriş yapmak maksadıyla gelen ailelere rastlıyoruz şu anda. Yani sadece Demirci'de değil, çevremizdeki şehirlerde de üreticiyle tüketiciyi buluşturan bir pazar yerimiz var. Evet. Ve bu dolgu neticesinde şehrin merkezinde çok kötü bir görüntümüz oluyordu, dolgu alanı. Biz bu dolgu alanı ıslah ettik. Üzerine kaliteli toprak döktük. Peyzajla daha güzel görüntülü bir hale getirdik, yeşillendirdik. Ve burayı biz millet parkı, millet bahçesi olarak tamamlamak istiyoruz. Yatırımın sonuna geldik. Bu arada bir kanalizasyon problemimiz var. Açıkta akan bir kanalizasyonumuz var. Büyükşehir yetkililerinden bunu istedik. Manisa Büyükşehir yetkililerinden.
30-40 metre açıkta akan kanalizasyonu bir kutu menfez haline getirip ilerideki kapalı kutu menfezle birleştirilmelerini istedik. Maalesef o konuda bir mesafe alamadık. 20 metre civarında şeyimiz açıkta akıyor. Oralarında bu şekilde tamamlandığı kutu menfezle tamamlandığı şartlarda biz bu millet bahçemizi çok geniş bir alana yayacağız. Ve yeşillikler içerisinde insanların gün boyu istedikleri an piknik yapabilecekleri, ferahlayabilecekleri bir alan haline getireceğiz. Bunlar şehir merkezindeki en önemli yatırımlarımız. Evet. Tamamlanmasına da çok kısa bir süre kaldı. Yani bizler Demirci'ye gelirken böyle çok sayıda sahalar gördük. Bu sahalar suni mi yoksa organik mi? Şimdi gençlerimizin spor yaparak bedensel gelişimlerini temin maksadı bizim en önemli hedeflerimizden birisiydi. Bununla bunun için Spor Toto Teşkilatı'yla bir işbirliğimiz oldu. Demirci ve merkez mahallelerinde 9 tane sahamız var. Bunlar suni saha, çim halı saha. Bizim eğitim fakültemiz var. Türkiye'de fakülte sahibi ender ilçelerden birisidir Demirci'miz. Eğitim kentidir aynı zamanda. Siz halı kentle başladınız ama eğitim de bizim bir diğer özelliğimizdir. Bir fakülte, bir yüksek okulumuz var. 4000'e yakın öğrencimiz var. Aynı şekilde orta eğitim düzeyinde de çevredeki kasabaların tercih ettikleri, çocuklarını gönderdikleri Demirci'nin eğitim kalitesi çok yüksektir. Bir okullaşma oranımız var. Dolayısıyla 20 yaşa kadar, 20-22 yaşa kadar yoğun bir genç nüfusumuz var. Orta ve yüksek öğretim çağında. Bunların spor yapabilmeleri maksadıyla fakülteye, Anadolu Lisesi'ne, İmam Hatip Lisesi'ne bunlara birer çim saha yaptık. Daha önce kullanılmayan Turgut Özal çim sahamız vardı, doğal çim. Ve kapalı sahamız var. Bunun gerekli bakımları yapılmadığı için. Daha önce de belediyemiz uhdesindeydi ama çatısı akıyordu. İçeride şeyler kabarmış vaziyetteydi. Bütün çatıyı değiştirdik, zemini değiştirdik, çimleri ıslah ettik. Şu anda öğrencilerimizin çok geniş spor yapma alanları mevcut. Bu da bizim son 4 yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz 9 adet çim sahanın da bir şeysi, neticesi. 9 adet çim kazandırıldı Demirci'ye. Tabii şu an muhakkak ki Demirci'de yaşayan kadınlar da izliyordur sizleri. Gençlere bunları yaptınız dediler başkan. Evet. Peki kadınlara yönelik ne yaptınız? Şimdi kadınlarımızın iş sahibi olmaları, çalışabilmeleri çok önemli. Demirci'nin kadınları çalışmaya alışıktır. Biz halıcı memleketin memlekete sahibiz. Daha önceki zamanda, bundan 20-30 yıl önceki zamana kadar her evde bir halı tezgahı vardı ve halı dokunurdu. Dolayısıyla kadınlarımız evin erkeğine bağlı olmadan kendi kazancını kendisi temin ederdi. Evet. Şimdi buna alışık Demirci'nin bayanları. Tabii dünyada seyreden ekonomik konjonktür neticesinde artık el işçiliğine dayanan meslekler tasfiye noktasında. Şimdi bunu karşılamak için biz bu sektörde faaliyet gösteren firmalarla temaslarımız oldu. Makine halılarının, çok ince yüksek kalitedeki makine halılarının overlock ve saçak işlemleri elde yapılmak mecburiyetinde. Bunları başka şehirlerde yaptıramadılar. Çünkü Demirci'nin kadınları halı dokumaya alışık olduğu için bu konuda daha maharetli. Şu anda böyle bir firmanın Demirci'de çalışmasını temin ettik ve 150'ye yakın bayan orada ekmek evinin iaşesini temin etmekte. Gene tekel deposu olarak belediyemize ait olup da boş olan geniş alanlarımız vardı. Bunları tekstil firmalarıyla görüşerek onların Demirci'ye gelmelerini temin ettik. Evet.
Bu burada da yüzü aşkın yine bayanımız, büyük çoğunluğu bayan olmak üzere yüzü aşkın hemşerimiz iaşesini temin etmekte, nafakasını temin etmekte. Evet. Ama bunlar meselenin ekonomik yönü, aile ve sosyal hizmet merkezi açılışı için belediyeye ait binamızı tahsis ettik. Elemanımız yok dediler, elemanlarını evet. verdik. İçerisinin dizaynı dahil. Önümüzdeki 5-10 günlük zaman diliminde buranın da açılışını yapacağız. Peki. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Çok sağ olun. Bizler kent merkezindeydik. Başkan Selamet Selçuk yapılan yatırımların birçoğuna değindi. Yani köyde yapılan o düğün salonlarından tutun otoparklara, çevre yolundan ve gençlere yönelik yapılan halı sahalarda yani Demirci gibi küçük bir yerde 9 adet çim saha bulunuyor. Bu da çok önemli yatırımlardan biri. Bizler Demirci'deydik, Manisa Demirci'deydik ve belediye başkanı Selamet Selçuk'la birlikte burada yapılan yatırımları değerlendirdik diyelim. Söz yeniden İstanbul'a bırakalım.